Şimdi biz YouTube'dan para kazanıldığını biliyoruz. Ancak arkadaşlar Türk YouTuber'lar sandığınız kadar çok para kazanmıyor. Asıl parayı kazananlar ise İngilizce içerik üretenler. Ancak arkadaşlar şöyle bir nokta var. YouTube dünyanın sizin neresinde olduğunu umursamıyor. Sizin yaptığınız videoyu izleyen kişileri umursuyor. Yani siz İngilizce içerik ürettiğinizde Amerika'dan, Avustralya'dan ya da İngiltere'den sizi izleyen kişiler olduğunda otomatikman sizin kanalınızın izleyici kitlesi yabancılar oluyor. İşte arkadaşlar bu sayede birçok kişi YouTube'dan gelir sağlıyor. Hatta öyle ki insanların 3'er 5'er tane kanallar var. 100 bin, 200 bin, 1 milyona kadar. Ve arkadaşlar İngilizce içerik üretip İngilizce izleyiciyi hedef alarak büyük paralar kazanıyorlar. Şimdi arkadaşlar bu bilgi şurada dursun. Bir de şöyle bir şey var. Yapay zeka ile bedava kolayca videolar üretebileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi arkadaşlar bu videoda nasıl yapay zeka ile kolayca İngilizce videolar üretebilirsiniz, bunun üstüne bir kanal inşa edebilirsiniz ve buradan gelir sağlayabilirsiniz, bunu göstereceğim. Ancak arkadaşlar videoya başlamadan önce şunu da paylaşayım. Bu görselleri arkadaşlar kendi kanalımdan paylaşıyorum. Bakın Türkiye'nin CPM'si 2 dolarlarda, 1-2 dolarlarda, Amerika'nın ve Kanada'nın 18-20 dolarlarda. Yani arkadaşlar İngilizce içerik üretenler, Amerika'yı, Kanada'yı hedef alanlar Türk içerik üreticilerinden 5 kat hatta 10 kat fazla para kazanıyor. Şimdi arkadaşlar bilgisayara geçtim, YouTube'a girdim. YouTube'da bakın birkaç tane kanal buldum size. Hani bunları araştırıp kendiniz de bulabilirsiniz. Birinci kanal mesela Turopia diye bir kanal. Bu kanalın 1 milyondan fazla abonesi var. Ve arkadaşlar şöyle videolarına geldiğimde açıkçası dünyanın işte farklı tatil destinasyonlarından işte görsellerle videolar yapmış. Hani kendi yüzünü falan göstermemiş. Arkadaşlar bu yöntemde zaten kendi yüzünüzü göstermenize gerek yok. Kendi sesinizi de kullanmanıza gerek yok. Hatta İngilizce bilmenize bile gerek yok. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi bu kanal mesela farklı tatil yerlerini derlemişler. Stok videolar vesaire kullanmışlar. Ve bunun haricinde altında bir ses var. Bir voice over var ve bunları videoya çevirmişler. Videoları açmıyorum telif hakları vesaire sebebiyle. İkinci bulduğum kanal arkadaşlar mesela Motivation Art diye. Motivasyonda zaten böyle arkadaşlar onlarca yüzlerce kanal bulabilirsiniz. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. İzlemişsinizdir eminim ki. Bakın stok fotoğraflar kullanılmış, stok videolar kullanılmış ve ekranda arkadaşlar yazı var. Hani biri de bunu seslendiriyor. Şöyle arkadaşlar zaten siz de motivation yazarsanız girersiniz. Bakın motivasyonda inanılmaz derecede böyle videolar var ve kanalların abonelerini görüyorsunuz ne kadar fazla. Ve arkadaşlar bunların yarısından çoğu benim bahsettiğim yolla yapılıyor. Peki diyeceksin ki ya Tarık bu kanallar peki ne kadar para kazanıyor? Şimdi arkadaşlar size zaten biraz önce ekranda gösterdim. CPM diye bir şey var. CPM arkadaşlar reklam verenlerin YouTube'a o reklam için ödediği para. Bir de arkadaşlar RPM vardı. Bunun da Türkçesi arkadaşlar BGBM. Yani bin gösterim başı maliyet. Genelde arkadaşlar yarı yarı olur. Mesela örnek vermek için arkadaşlar bir tane İngilizce içerik üreticisi, bu da olabilir arkadaşlar, 8 dolarla 10 dolar para kazanır. Şimdi bir de şöyle bir site var arkadaşlar. Bakın socialblade.com diye, bu analitikleri, kanal analitiklerini vesaire gösterir. Bu kanalın arkadaşlar toplamda 112 tane videosu varmış. 1 milyondan fazla abonesi. Bakın arkadaşlar estimated monthly earnings diyor. Yani bu tahminen ayda bu kadar kazanıyor bu adam. Hani 900 dolarla 15 bin dolar arası. Şuradan hemen last 30 days'e gelelim. View'larına bakalım. Görüntülenmesine. 3.7 milyon görüntülenmesi var ayda. Ve arkadaşlar hesap makinesi açtım şu anda. 3.7 milyon her ay izlenmesi var bu adamın. Ve bu adam İngilizce içerikler üretiyor. Yani 1000 izlenmeye aşağı yukarı 8 dolar vesaire kazanır. Yani 1000 izlenmeye 8 dolar kazanırsa 3.7 milyon izlenmeye, direkt bunu 8 ile çarpalım. Bakın arkadaşlar 29 bin dolar para. Aynı şekilde arkadaşlar Motivation Arka baktım mesela. Bunda sadece 121 videosu var. Emin olun arkadaşlar 121 video yapmak bir seneyi bile almaz. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. İzlemelerine bakalım, bakın 3.90, yani bu da tahminen 30 bin dolar falan kazanıyordur. Şimdi diyeceksin ki ya Tarık bu videoları nasıl yapacağız? Biz de bu kadar çok para kazanmak istiyoruz. Emin olun arkadaşlar Türkiye'de de bunları yapanlar, 3-5 tane farklı kanalları olanlar, çok büyük paralar kazananlar var. Şimdi arkadaşlar bize 3 tane web sitesi gerekiyor. Bu web sitelerden birincisi arkadaşlar copy.ai. Bu AI biliyorsunuz artificial intelligence, yani yapay zeka demek. Buraya giriş yaptığınızda arkadaşlar burada blog post wizard diye bir şey vardır. Buraya tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu yapay zeka kısacası bize metin oluşturuyor. Bizim ilk başta bir metine ihtiyacımız var. Öyle değil mi? Mesela ne hakkında video hazırlamak istiyoruz biz? Atıyorum motivasyon hakkında. Motivasyon videoları zaten
zaten çok popüler. Bakın arkadaşlar, blog title yani başla motivational video for success, yani başarı için motivasyon videosu. Keywordleri motivation yazdım, success yazdım, bir de wealth yazdım. Motivasyon, başarı ve zenginlik. Tonu da arkadaşlar bold yaptım. Burada friendly var, bilmem ne var. Ancak ben bold yaptım hani birazcık daha güçlü bir post ortaya çıksın diye. Sonra generate outline diyoruz. Şimdi arkadaşlar bize bir metin hazırlıyor. Bunun birazcık hazırlamasını bekleyeceğiz. Bakın arkadaşlar, şimdi bize burada başlıklar çıkardı. Bu başlıklar hakkında bir metin hazırlayacak. Tabi isterseniz bunların bazılarını buradan çıkarabilirsiniz. Şimdi generate talking points diyorum. Bakın burada konuşma konularını da çıkardı. Yani bu konular hakkında konuşacak. Buradan isterseniz arkadaşlar regenerate dediğiniz zaman buradan yenisi üretilir. Hani beğenmediğinizde buradan yenisini vesaire üretebilirsiniz. Bunların hepsi yapay zeka ile arkadaşlar, çok korkunç bir şey, öyle değil mi? Daha sonra mesela hepsini kontrol ettiğinizi varsayın. Tamam olduğunuzu varsayın. Burada generate content bölümüne bakıyoruz. Bu da arkadaşlar kısacası içeriği üret demek. Bakın işte geldi arkadaşlar bizim metinimiz. Yapay zeka bize koskoca bir metin yazdı. Motivasyon, başarı motivasyonları vesaire hakkında. Buradan arkadaşlar eğer beğenmiyorsanız burada regenerate content dersiniz. Hani farklı cümlelerle yenisini oluşturur. Şimdi bunlarda tamam olduğumuzu varsayalım. Burada create a blog post diyoruz. Bizim blog postumuz hazır arkadaşlar. Bizim metinimiz hazır. Bizim yapmamız gereken ilk işlem tamam. Şimdi ikinci işlem arkadaşlar bu metini seslendirmek. Kim seslendirecek arkadaşlar? Yapay zeka seslendirecek. Bunun için arkadaşlar podcastle.ai diye bir tane web site var. Buraya girin arkadaşlar. Bir üyelik oluşturuyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar burada create bölümüne basıyorsunuz. Project diyorsunuz. Bakın burada convert text to speech var. Buraya basıyorsunuz. Yani yazıyı sese dönüştür. Şimdi arkadaşlar bizim yapmamız gereken buradaki metinleri paragraf paragraf kopyalayıp orada seslendirmek. Mesela şuradan başlayalım arkadaşlar. Şurayı şöyle CTRL-C kopyaladım. Buraya geldim arkadaşlar. Şuraya yapıştırmam lazım benim. Buraya yapıştırdım. Bunun haline başlığı ayırdım. Ve daha sonra arkadaşlar burada seslendiren var bakın. Kyle mı seslendirsin? Yoksa Olivia mı, Daniel mı? Buradan bir mesela Vincent'a bakalım. Hey, your story deserves mesela bu adam seslendirsin. Bunu da aynı şekilde bu adamı seslendirsin. Basalım. Sonra generate diyoruz. Bakın arkadaşlar şimdi seslendirme bitti. Bakın okusun. Do not set goals for relaxation and leisure. If you want to succeed in life and make a difference, it's important not to set goals that are too easy or too... Arkadaşlar inanabiliyor musunuz? Bunu yapay zeka seslendiriyor. Hani bu sesi beğenmezseniz tabi burada birçok ses var. Bunları deneyebilirsiniz. Ancak arkadaşlar bizim bu sesle okey olduğumuzu düşünelim. Yani bizim için tamam olduğunu düşünelim. Burada export bölümü var. Bakın buraya basıyorum. Daha sonra nasıl indirilsin diyor. Ve bu MP3 olarak indirilsin. Quality de birazcık kaliteli olsun. Sonra export file diyoruz. Daha sonra download diyorum. Bu sesi şu anda indirdik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizim metinimiz var ve sesimiz var. Geriye ne kaldı? Video kaldı. Video içinde arkadaşlar farklı bir yapay zeka web sitesi var. Hemen oraya geçiyorum. Bu sitenin ismi de invideo.io. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Klasik bir üyelik alıyorsunuz. İstiyorsanız Facebook'unuzla da giriş yapabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar burada text to video diye bir şey var bakın. Bu da nedir? Metini videoya çevir. Hemen buraya basıyoruz. Burada arkadaşlar bazı şablonlar var. Yani nasıl bir şablon kullanılsın sizin videonuzu yaparken. Motivasyon videosu falan olduğu için genelde şu tarz iyi oluyor değil mi? Hemen bunu seçelim. Burada arkadaşlar şimdi boyutlarını seçmemiz lazım. Landscape dedi 16'ya 9. Bu YouTube için çok güzel. Portrait'i seçebilirsiniz isterseniz de. Bu da arkadaşlar Instagram Reels'da ya da TikTok'ta vesaire içerik üretmek için. Hemen use template diyorum. Ve arkadaşlar şimdi buraya bizim arkadaşlar bu metini yapıştırmamız lazım. Neydi arkadaşlar bizim metinimiz? Şuydu öyle değil mi? Şuradan CTRL-C yaptım. Buraya geldim. CTRL-V yaptım. Ve buradan create scenes'e bastım. Bakın arkadaşlar bir de burada şöyle bir şey var. Diyor ki biz diyor şu anda ücretsiz görsellerden bir video oluşturuyoruz. Ya da ücretsiz videolardan bir video oluşturuyoruz. Ancak arkadaşlar burada premium'u aldığınızda iStock'tan görsel çekiyor, video çekiyor. Ya da premium'dan da aynı şekilde farklı herkesin kullanmadığı görselleri ve videoları çekiyor. Hani eğer arkadaşlar biraz daha kaliteli olsun diyorsanız tabii ilk başta böyle yapın arkadaşlar. Bir noktaya geldikten sonra böyle premium'u falan da deneyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bunların hiçbirisi sponsorlu değil. Hani bedava olarak kullanın, yapın. İnsanlar yapıyor, tonla para kazanıyor. Şimdi arkadaşlar bizim burada cümle cümle paragraf paragraf sahnelerimizi vesaire oluşturdu. Tabi bunların içinde videolar var. Tabi birazcık yüklenmesi zaman alıyor. Buradan hemen editör bölümüne geliyoruz. Yukarıdan arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim videomuz hazır. Buraya bizim ne eklememiz lazım? Kendi videosu falan var bakın. Bu açılana kadar da arkadaşlar biz aşağı bu indirdiğimiz ses dosyasını yükleyeceğiz. Hemen arkadaşlar bu ses dosyasını aldım. Şuraya attım.
Bunu da yükleyelim. Daha sonra arkadaşlar bunu buradan tuttum, getirdim. Hemen biraz geriye çekiyorum. Bunu birazcık arkadaşlar ayarlamanız lazım. Yani görselle, videoyla senkronize halde gitmesi lazım. Ve arkadaşlar böyle küçük ayarlamaları da yaptıktan sonra burada daha sonra bunu export edip bilgisayarınıza indiriyorsanız ve videonuz hazırlanmış hale geliyor. Yalnız bu export etmek için belli bir üyelik sahibi olmak lazım. Daha sonra arkadaşlar bu videoyu ne yapıyorsunuz? YouTube'a yüklüyorsunuz. Güzel bir thumbnail'le. Thumbnail neydi? Kapak fotoğrafı. Ya ben buraya üyelik almayayım Tarık, para vermeyeyim de görsellerini kendim oluşturayım diyorsanız oluşturabilirsiniz. Elinizde Google var arkadaşlar. Stok video koyabilirsiniz. İşte stok resim vesaire koyabilirsiniz. Zaten burada önemli olan şey nedir arkadaşlar? Metin ve ses. Daha sonra dediğim gibi YouTube'a yüklüyorsunuz arkadaşlar. Şunlara bakın. Bunları tek tek bakın izleyin arkadaşlar. Hani bunların yarısından fazlası bu dediğim yöntemle üretilmiş. Ve arkadaşlar insanlar hani 20 bin 30 bin dolar para kazanıyor ayda. Hadi 20 bin 30 bin dolar olmasa da ayda 3 bin 5 bin dolar kazanmak bile çok güzel. Arkadaşlar umarım size iyi bir fikir verebilmişimdir. Bu yöntemde yüzünüzü, sesinizi kullanmanıza gerek yok. Kendiniz bir şey yazmanıza gerek yok. Hatta İngilizce bilmenize bile gerek yok. Ve arkadaşlar bu videonun aşağısında yorumları teker teker cevaplayacağım. Bir dahaki videoda neyi çekelim, neyi görmek istiyorsanız onu bana yorumlarda bildirebilirsiniz. Ve arkadaşlar videoya like verip yorum bırakmayı unutmayın. Kanala da aşağıdan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.